ve kıyıya vurduğu değerlendiriliyor. Yürüyor musunuz arkadaşlar? Oralara gidebilir miyiz şu anda? Abdullah sen giderken ben önemli bir haber kaynağımdan aldığım bilgiyi şu anda yetkililerle önemli haber kaynağımdan aldığım bilgiyi ekranda izleyicilerimle paylaşıyorum. Siz de sahile doğru gider misiniz? Sınırın diğer tarafına doğru gidin lütfen. Burası bataklık, diğer taraftan yürürseniz Ergün'le beraber o tarafa doğru gidelim. Bu arada olay yeri inceleme ekipleri ayrıldığına göre eşarbın bulunduğu yere de gidebilirsiniz. Eşarbın bulunduğu yere de gidebilirsiniz. Arkadaşlar siz arkadaşları bir yönlendirir misiniz? Hadi. Abdullah çok basit bir şey söylüyorum. Orası bataklık. Bataklığı söylemiyorum canım. Bataklığın kenarından. Önce eşarbın bulunduğu yere bir gider misin? Olay yeri inceleme ekipleri ayrıldığına göre eşarbın bulunduğu yere gidelim. Bir şerit de çekilmedi. Hadi. Nasıl? Bir şerit de çekilmedi. Bir şekil, yani evet bak Tunca Hanım hukuki olarak şunu da söylüyor. Bir şerit de çekilmedi. Şerit çekilmediğine göre olay yeri inceleme ekiplerinin bulduğu zaten her şey belgelendi, fotoğraflandı. Şeyin kıyının ne kadar neresinde bulundu bu eşarp? Bir izleyicilerimize bir gösterelim mi? Beraber oraya doğru gidin lütfen. Sonra arkasından da cep telefonu bulunduğu yere gidersiniz. Şimdi siz oraya doğru yürürken bir dakika lütfen. Ben o bilgiyi hemen paylaşayım. Şimdi sahilde bulunan delil bir eşarp. Bunu net bir şekilde söyleyebiliyoruz. Aldığım bilgiye göre o eşarbın sahilden dalgayla kıyıya vurmuş olabileceği haber kaynağıma göre böyle değerlendiriliyor. Ama yani dalga oluyor mu o kadar ona bir bakarız konuşuruz sonra. Ama ben önemli bir bilgi aldığım bilgi olduğu gibi size aktarıyorum şu anda. Hiçbir yorumda bulunmadan bir dalgayla o eşarbın kıyıya vurmuş olabileceği değerlendiriliyor. Eşarbın rengi de ay siyah ve beyaz. Rengi öyleymiş yani. Peki ben başka bir şey daha sorayım. Hemen soruyorum. Abdullah gördüğünü anlat sen lütfen. Dinam Hanım şu anda yaklaşıyoruz olay yerine doğru. Evet herhangi bir şerit çekilmedi. Evet. Fakat yaklaşık bir 150 metre mesafemiz var. Hemen sol tarafta da çalışmalar devam ediyor. Görüyorsunuz aynı şekilde. Tamam. Buraya yoğunlaşmış durumdalar daha çok. Ama benim anlamadığım şey şu. Tabii yani kafamdaki burası, soruları sizlerle paylaşıyorum. Abdullah sen bir anda soluklan. Şu bilgiyi de paylaşayım. Şimdi başındaki eşarpın artık kızımıza ait olduğu düşünülüyor. Siyah beyaz aynı Roje'nin başındaki eşarbı bulduklarını düşünüyorlar. Şimdi o zaman yani o sarı terlik nerede yani? Ya sarı terlik daha hafif değil mi? Yani sarı terliğin yüzeye vurması gerekmez mi? Abdullah neredesiniz şu anda siz? Bayağı gölün uzakta mısınız? Neredesiniz? Ne kadar nerede bulundu bu eşarp? Ya evet düş. Ha. Şu an gölün kenarındayız Didem Hanım. Hemen eşarbın bulunduğu yer. Oraya doğru yaklaşıyorum şu anda. Az bir mesafem kaldı. Tamam. Sen görmüş müydün tam olarak nerede bulunduğunu? Aşağı yukarı bir gördük zaten. Onu gösterelim izleyicilerimize. Bir eşarp evet, bulunduk. Evet şu andaki. Ne yaptılar bu çocuğa ya? Orada 3 kişilik bir grup var. Onların arama kurtarma ekibi onda. Onların bulunduğu yerde. Heh tamam. Evet şu anda oraya doğru varmak üzereyiz. Tamam siz oraya doğru varın. Siz oraya doğru vardığınızda arkadaşlar ben sevgili Roji'nin güvenlik kamerasına yansıyan son görüntülerini bir ekranlara getireyim. Oradaki ayağındaki terliklere dikkatli bir şekilde bakmanızı rica ediyorum. Ve eşarba da dikkatli bir şekilde bakmanızı rica ediyorum. Eşarp siyah beyaz ya. Gelsin ekranlara lütfen. Yani Roji'nin hiçbir psikolojik rahatsızlığı yok. Üniversiteyi kazanmış, hayalleri var. Güzel bölüm kazanmış. Babası da gözyaşları da uğurlamış. Sonra arkasından tamam oradasın söyle Abdullah. Eşarp tam nerede bulunmuş? Göster lütfen. Evet Didem Hanım
Kalabalığın yoğunlaştığı yer burasıydı, bu noktadaydı. Yani Rojin'e ait olacağını düşündüğümüz, iddia edilen eşya parçası da çember tam olarak burada bulundu diyebiliriz. Yani, dalga yok ki orada ya. Sahilin bu bandında, bu noktasında. Dalga var mı peki orada? Evet, şu an bir dalga yok ama ilerleyen saatlerde, günün ilerleyen saatlerinde bir dalga söz konusu oluyor tabii. Ama şu anda gölün durgun olduğunu söyleyebilir. Sizler de görüyorsunuz zaten. Göl durgun yani. Tabii kıyıya bu. Şimdi ben aldığım bilgiyi sizlerle olduğu gibi paylaştım ama kafamdaki soruları da sordum. Yani fırtına yani hiç oldu mu olmadı mı? Dün akşam bir rüzgar lazım. Var mıydı? Fırtına var mıydı? Akıntı varmış bu arada gölde ama bir şey var mıydı? Dün akşam bir rüzgar var mıydı? Hava nasıldı? Abdullah? Didem Hanım, aslında her akşam Van Gölü'nde her akşam ufak çaplı bir rüzgar oluyor. Fırtına diyemeyebiliriz buna. Ama her zaman olduğu gibi akıntı mevcuttu. Her gün olduğu için. Şu anda tabii göl durgun ama ilerleyen saatlerde dediğim gibi gölün dalgaları biraz daha yoğunlaşıyor. Akıntı biraz daha yoğunlaşıyor. Rüzgar da biraz daha yoğunlaşıyor diyebiliriz. Peki bu eşarp saat kaç gibi bulundu? Yaklaşık bir saat önce, 3.30 gibi. Çünkü biz de halihazırda bu olaya tanıklık ettik. Onları, çünkü zaten Nizamettin Bey de bizim yanımızdaydı. 3.30 gibi bu olay vuku buldu diyebiliriz Didem Hanım. 3.30'da gördüler o eşarbı yani. Günlerdir. Yani peki evet, sabahtan beri orada arama kurtarma ekip, daha doğrusu şeyler, yani AFAD var. Hangi ekipler çalıştı, bir bilgi verir misin? Nizamettin Bey. Aslında sabahın erken saatlerinden beri çalışma devam etti. Evet. Dediğimiz gibi polis arama kurtarma timleri, AFAD, belediyeye bağlı ekipler gün boyu kesintisiz çalışmalarına devam etti. Kıyı bölgesinde, sahilin kıyı bölgesinde ve hemen üniversitenin sınır bölgesinde olan dere yatağı boyunda çalışmalar kesintisiz devam etti diyebiliriz gün boyunca. Peki Nizamettin Bey hattaymış bu arada. Sen de o kıyı şeridinden Nizamettin Bey'e doğru yürür müsün? Abdullah'cığım sana zahmet. Şimdi, uzaktır ha, çok uzaktır. Nizamettin Bey, biz size geliyoruz. Bakın çok uzak orası. Yani ben kızınıza ait olduğu değerlendirilen eşarbın bulunduğu noktada benim kameraman arkadaşım, muhabirim ve sizin olduğunuz yere doğru şu anda yürüyorlar. Ne kadar uzak olduğunu şu anda canlı yayında da izleyicilere gösteriyoruz. Yani şimdi, buyurun. Biraz sonra hani gelecek, biz kamerada konuşsak ayıp olur, hoş olmaz, onu bekliyor. O açıklamaysa daha iyi olur, daha makul olur. Sayın Vali, tabii ki açıklama, yetkilerin yaptığı açıklama %100 doğrudur, öyle değerlendiriyoruz. Ama ben bir haber kaynağımdan aldığım bilgiyi de şimdi izin verirseniz sizi de üzmeden ve kırmadan ben izah ettim. İnan et, yani bu da karar için hani o şarkı görmüşler, ondan itibaren çok için yanıyor yani, konuşamıyorum. Hem de bir de misafirimiz gelecek. Hoş olmadı. Biz telefonla konuşsa vali karşıda gelse olur. Vali geldiği anda zaten telefonu kapatırız. Siz merak etmeyin. Şimdi vali ne zaman gelecekmiş Sayın Balcı, Ozan Bey? Birazdan gelir herhalde. Evet. Zannediyorum olay yeri inceleme ekipleri buldukları işte eşarpla ilgili olarak Van Emniyet Müdürümüze bir hemen bilgiler geçirmiştir. Van Emniyet Müdürümüze, Sayın Valimize bir bilgi hemen arz etmiştir. Sayın Valimiz Ozan Balcı da her bilgiyi daha önce işte olay yeri inceleme ekiplerinin eşarpını yeni biliyor. Hayır arkadaşlar, şu anda ben o bilgiyi aldım sadece. O en son bilgiyi de Sayın Vali yeni bir bilgi varsa da açıklayacak ama şu an en sıcak bilgi canlı yayında sizlerle birlikte tanıklık ettik. Kıyıya vuran bir eşarp var. Eşarpın renginin, ben şu anda siz o zaman az önce bakamadığınızı söylediniz ya Nizamettin Bey. Eşarpın renginin siyah beyaz olduğunu ben öğrendim. Eşarpın rengi siyah beyaz. Yani Rojin'in en son kafasındaki eşarbı benziyor diyeyim ben. Onun eşarbı olduğunu %100 söyleyemem ama kızınızın başındaki eşarp. Şimdi şu bilgi de sık sık dile getiriliyordu. Eğer bir kişi Van Gölü'ne düştüyse, ki düşmesi için 100 metre gitmesi lazım, dikkatinizi çekiyorum. Bunu bilgi izleyicilerle paylaşıyorum Nizamettin Bey. Nizamettin Bey, birileri mi geldi yanınıza? Ben zürdüm. Size bir şey mi gösterdiler? Fotoğraf mı gösterdiler Nizamettin? Evet, fotoğraf gösteriyorlar. Hani onun başında bu
yazma vardı yoktu, onu gösteriyorum. Peki emniyet mi bir gösteriyor? Akrabamız var burada. Bir akrabamız var, Ömer var. Peki Ömer şeyin Beşar'ın fotoğrafını mı çekmiş? Yok, önceden çekmemişti. Şimdi Ruji'nin başındaki aşağıdan yemek yerken o fotoğrafa bakıyor. Emin olmak için bakıyor. İşte biz de onu şu an ekranlara getirdik. O eşarp siyah beyaz. Yok, tam siyah beyaz değil. İçinde kahverengi de var. Kahverengi de mi var? Aile hafiften o canlı değil, canlı kahverengi. Tabii biz de güvenlik kamerasından yansıyan bilgiyi tabii burada. Güvenlik kamerasına yansıyan şey siyah beyaz ana renkler, onlar gibi.